Fırat'tan, Akşam Ajansı'ndan yeniden merhaba sayın seyirciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün bizler sizlerle birlikteyiz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere buyurun Akşam Ajansı'na. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Projesi kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün de bu etkinliğin belki de en önemlisi düzenlendi. Çünkü şehit ailelerimizin çocuklarına bisiklet hediye edildi. Bugün bununla ilgili bir program yapıldı ve Elazığ protokolü de bu programdaydı. Protokolün başı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bu programda önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Kaldırım, açıklamaları toplumların, başarılı toplumların sağlıklı nesil yetiştirilmesiyle sağlandığını belirterek milli ve manevi değerlerin gelişmeye engeldir söyleminin uzaklarda kaldığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Projesi kapsamında en değerlilerimiz, şehitlerimizin çocuklarına bisiklet dağıtıldı. Sağlık İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programa Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkan Vekili Mazhar Ayaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, 8. Kolordu Garnizon Komutan Vekili Albay Kamil Burhan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e, Vali Yardımcıları, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, birim müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Hareketli bir hayatın kültür haline getirilmesi için fiziksel aktivite programları başlattıklarını ifade eden Sağlık İl Müdürü Doçent Doktor Cahit Bolat, sağlıklı bir toplum oluşabilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bizler de bu bağlamda hareketli hayatı desteklemek amacıyla başta Sayın Valimizin öncülüğünde olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak şehit çocuklarımıza bisiklet hediye etmekten oldukça mutluluk duymaktayız. Bu çocuklar şehitlerimizin bize birer emanetleridir. Bizim onlara göz bebeği gibi bakmamız bir vefa borcumuzdur. Onlar bu ülkede bizler rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayalım diye şehadete yürüdüler. Allah onların şehadetlerini kabul etsin. Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesinde sağlıklı toplumun önemine dikkat çeken Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tarihten örnekler vererek iyi yetişmeyen toplumların başarı şansının olmadığını kaydetti. İnsana yatırım yapan, insana değer veren, insana kıymet veren, insanı kıymetlendiren ve insanı o doğrultuda yetiştirip kaynakları çeşitlendiren, donatan ve manevi olarak da değerler olarak da iyi teçhiz eden, iyi donatan toplumların başarılı olduğunu, başarı çıtasını yükselttiklerini, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, nerede olursa olsun terakki ettiklerini, yükseldiklerini hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak hem sosyal olarak geliştiklerini görmekteyiz. Başarının önemli kriteri budur. Türkiye gibi toplumların ayakta kalmasının değerlerine bağlı olduğunu ifade eden Kaldırım, gençliğin milli şuurla yetişmelerinin önemli olduğunu söyledi. Milli ve manevi değerlerin gelişmeye engeldir söylemlerinin uzaklarda kaldığını belirten Vali Kaldırım, böylesi etkinliklerin iki açıdan anlamlı olduğunu ifade etti. Tabii bir dönem değişik aforizmalar, değişik söylemler olmuştur. Din terakkiye manidir, engeldir. Maneviyat gelişmeye manidir, engeldir ama çok şükür bu anlayışlar aşıldı. Ve toplumun aslında bu değerlerden uzaklaştıkça, bu hasretlerinden uzaklaştıkça geriye gittiği, geri kaldığı, arzuladığı hedeflere ulaşamadığı görülmüştür. Dolayısıyla çok şükür bugünkü anlayış tamamen değişmiş ve gençliğimiz, toplumumuz doğru bir şekilde yetiştirilmektedir. Dolayısıyla bu tür yapılan etkinlikler iki açıdan anlamlıdır. Bir, sağlıklı nesillerin yetişmesi, sağlıklı nesillerin ortaya çıkması, fiziksel olarak toplumun gelişmesi, belli hastalıklardan ari olması, uzak kalması
ve de hem ruhen hem de fiziken donanımlı hale gelmesi açısından önemlidir. İkincisi olarak baş tacı yaptığımız, son derece kıymet atfettiğimiz, kıymetli gördüğümüz bu değerli şehit ailelerimizin, en önemli varlığımız gördüğümüz şehit ailelerimize yapılan bu hizmetin kıymetlidir, önemlidir. Özellikle onların çocuklarına yapılan bu hizmetin, verilen bu değerin kıymeti önemlidir. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye'nin her kulvarda özellikle de terörist unsurlarla beka mücadelesi verdiğini anımsattı. Bir Çanakkale ruhuyla, bir Malazgirt ruhuyla bütün millet olarak, bütün bir toplum olarak her ferdiyle bu mücadelenin, bu asil duruşun, bu asil mücadelenin içinde yer alıyor. Bu acıdan bu aziz millet ve onun en kıymetli varlıkları, şehitlerimiz, şehit ailelerimiz takdire şayandır. Konuşmaların ardından şehit polis memuru Bünyamin Torhut'un oğlu, şehit polis memuru Hüseyin Goral'ın oğlu, şehit jandarma uzman çavuş Cengiz Darbaş'ın çocukları, şehit polis memuru Vedat Kılıç Arslan'ın oğlu, şehit polis memuru Özgür Gümüş'ün çocukları, şehit astsubay üst çavuş Özkan Kurtoğlu'nun oğlu, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Kayaçelik'in oğlu, şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın oğlu, şehit polis memuru Coşkun Özcan'ın kızı, şehit jandarma uzman çavuş Muammer Faruk Salgar'ın oğlu, şehit polis memuru Mehmet Öter'in kızı, şehit polis memuru Yakup Kılıç'ın kızı, şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Akpınar'ın çocukları, şehit Vedat Barcayci'nin kızı, jandarma uzman çavuş Süleyman Budak'ın oğlu ve şehit jandarma çavuş İlyas Genel'in oğluna hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ablam, Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Seyirciler, Fırat Üniversitesi 2. Milli Savunma Sanayisi ve Alt Sistemleri Teknolojileri Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Fırat Üniversitesi Teknoloji Arge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği 2. Milli Savunma Sanayi ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programa Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel ve Yatırım Planlama Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanlığı Alt Sistemler Müdürü Özden Apaydın, Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kurucusu merhum Nuri Demirağ'ın torunu Bilge Kum, öğretim üyeleriyle bölge üniversitelerinden çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Teknoloji Arge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu Danışmanı ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Bahar Demirel, zirvenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde alanında gerçekleştirilen ilk ve tek etkinlik olma özelliğini taşıdığını söyledi. Savunma sanayinin kalbi Fırat Üniversitesi'nde atacak sloganıyla başlayan zirve hazırlıklarımız nihayet sona geldi. Teknoloji Arge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu olarak bizler, Türkiye'nin önemli bir öğrenci topluluk organizasyonu olan bu etkinliğimizde sadece Fırat Üniversitesi öğrencilerimizi değil, çevre illerimizdeki Munzur Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi'nden gelen öğrencilerimizi de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geniş katılım göz önünde bulundurulduğunda, bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan bu zirve, ülkemizdeki üniversitelerde hazırlanan etkinlikler arasında gerek dinleyici kitlesi, gerekse katılımcı firma ve kurumlar açısından
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde alanında gerçekleştirilen ilk ve tek etkinlik olma özelliğini taşımaktadır. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ ise bir ülkenin istikbalinin ve bağımsızlığının devamının ancak o ülkenin güçlü olmasına bağlı olduğunu kaydetti. Gerçekten bir ülkenin istikbalinin ve istiklalinin, bağımsızlığının devamı ancak bu ülkenin güçlü olmasına bağlıdır. Güç kaynağı olarak da ekonomisi güçlü olacak, silahlı kuvvetleri güçlü olacak ve içinde dirini, birliğini sağlamakla mümkün. Günümüzde eski zamanlarda artık nitelikli insan gücü ve nitelikli insan gücünün geliştirdiği teknolojiyle ancak siz bağımsızlığınızı dışa bağımlılığınızı azaltarak bunu sağlayabilirsiniz. Bugün işte Afrin operasyonu icra ediliyor. Silahlı kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik kuvvetlerimiz başarılı bir şekilde bu operasyonu gerçekleştiriyorlarsa ve şehitlerimiz az oluyorsa, gazilerimiz alıyorsa, özellikle milli üretimlerimizin gelişmesine bağlı olarak, savunma sanayisinin geliştirdiği milli üretimlere bağlı olarak bunu sürdürebiliyoruz. Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel ve Yatırım Planlama Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanlığı Alt Sistemler Müdürü Özden Apaydın tarafından birer sunum gerçekleştirildi. 15 yıl önce müsteşarlığımızda yaklaşık 259 personel çalışmaktaydı. Bugün itibariyle de 579 personelimiz var. Müsteşarlığımızın vizyonuna bakar isek, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle savunma sanayi, savunma ve güvenlik alanında Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirmektir. Misyonumuz ise ülkemizin savunma ve güvenlik alanlarındaki gücünü artıracak yeteneklerini geliştirerek savunma sanayinin sürdürülebilirliğini sağlayacak programları bütünsel bir yaklaşımla yönetmektir. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zeki Kaplan, ETSO Başkanı İdris Salan'la bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmede şehrin sorunlarının çözümü noktasında birlik beraberlik mesajları verildi. CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Sorunların çözümü için demokrasilerde muhalefete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını söyledi. İlin sorunlarıyla ilgili, ilin problemleriyle ilgili demokraside devamlı muhalefete ihtiyaç vardır. Siz de Elazığ'da ciddi bir şekilde muhalefet yaptığınızdan dolayı ben odam ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Takdir ederseniz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Sivil Toplum Kuruluşu, bizim odamıza kayıtlı Cumhuriyet Halk Partili de üyelerimiz var. Birbirinden kıymetli Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz de var. Saadet Partili üyelerimiz de var. Milliyetçi Hareket Partili üyelerimiz de var. AK Partili üyelerimiz de var. HDP'li üyelerimiz de var. Biz neticede herkese eşit mesafedeyiz. Biz ilin sorunları ve ilin problemleriyle ilgili biz sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Biz neticede talep makamıyız. Siz icra makamındasınız. İcra makamında olduğunuzdan dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. CHP Başkanı Zeki Kaplan da CHP'nin Türkiye'ye demokrasiyi yerleştiren parti olduğunu belirterek, siyasi ayrım gözetmeden şehrin sorunlarının çözümünde, görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülke üzerinde çok emeği vardır. Biz de esnaflarımıza ve ticaret ahbabı dostlarımıza bakarken siyasi ayrım gözetmeksizin onların taleplerini de görerek o konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını kendilerine aktararak ve çözüm noktasında da neler yapacağımız hususunda da kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Umuyoruz bundan sonraki süreçte de, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de karşılıklı diyaloglar içerisinde ve Elazığ'ın sorunlarını, Elazığ'ın ihtiyacını gidecek projeler ortaklaşa üretir ve bunları hayata geçirirsek, ülkemize katkıda bulunursak, ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda da Elazığ'ı güzel bir seviyeye getirsek tabii memnun kalırız. O nedenle Ticaret ve Sanayi Odası'na çok büyük görevler düşüyor. Sayın seyirciler, içerisinde bulunduğumuz hafta Yeşilay Haftası ve bu nedenle Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi de çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Elazığ'da da çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay Cemiyeti, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde Feyzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencileri hem bilgilendirdi hem de farkındalık oluşturmak amacıyla boyama etkinliği düzenledi. Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, öğrencilere alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararlarını anlattı. Yeşilay'ın ne yaptığını artık sizler biliyorsunuz değil mi? Evet. Ve bu tür alışkanlıklara yönelen arkadaşlarınızı, büyüklerinizi ne yapacaksınız? Tatlı bir dille uyaracaksınız değil mi? Evet. Öyle mi? Feyzi Çakmak İlkokulu Müdürü Ramazan Talay, öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirildiği etkinlik için Yeşilay Cemiyeti'ne teşekkür etti. Birkaç şubemizde öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak amacıyla boyama etkinlikleri yaptık. Yeşilay Haftası'nın amacına uygun olarak çocuklarımızla çevrelerinde ve ailelerinde kötü alışkanlıkların yok edilmesi, onlarla ilgili öğrencilerimize ve ailelerinde farkındalık oluşturulması için bir dizi eğitim çalışmaları yaptılar. Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi verdi. Buradaki öğrencilerimize, ilkokul öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmaktı. Yeşilay'ı tanıtmaktı. Yeşilay'ın Elazığ'da var olduğunu onlara anlatmaktı amacımız. Sağ olsun bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, işte şube müdürümüz, ARGE yetkilileri, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürümüz, okul müdürümüz Yeşilay'a katıldılar. Yeşilay'ın etkinliğine yardımcı oldular. Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Ve sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na canlı yayın konuklarımızla devam ediyoruz. Biraz önce de haberimizde sizlere aktardık. İçinde bulunduğumuz hafta Yeşilay Haftası ve bu nedenle bizler de bugün Akşam Ajansı'nda hem Yeşilay Cemiyeti'nin faaliyetlerini, çalışmalarını konuşacağız. Hem de bağımlılık nedir, bağımlılık türleri nelerdir ve toplumun bu bağımlılık türlerinden korunması için neler yapılmalıyı konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var, hemen sizlere tanıtayım. Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Sayın Tamer Kayaoğlu ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Bekir Erol bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim Yeşilay Cemiyeti Cumhuriyet'in kurulmasının daha sonra aslında 34 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla dernek statüsüne kavuşuyor ama ondan bir de öncesi var biliyoruz. Bunu sizden dinleyeceğiz. Yeşilay Cemiyeti nedir? Faaliyetleri nelerdir? Ne iş yapar? Demin de ifade ettiğiniz gibi yalnız sözlerime başlamadan önce bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere Kanal Fırat ailesine teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü Yeşilay'ın en önemli ayaklarından biri medya. Yani biz Yeşilay'ın faaliyetlerini halka tanıtabilmek için, bir farkındalık oluşturabilmek için mutlaka medyanın gücünü de almak zorundayız. Hı hı. Elazığ medyası da bu konuda Yeşilay'a gerekli önemi gösterdiğini de biliyoruz. Bu yüzden de Kanal Fırat ailesine ayrıca tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlere teşekkür ederiz. Şimdi Yeşilay'ın kuruluş tarihine baktığımız zaman 1920'li yıllara dönmemiz lazım. 1920'li yıllar özellikle Osmanlı Devleti'nin başkentinin işgal edildiği yıllardır. 16 Mart 1920 tarihinde biliyoruz ki İstanbul'un resmen işgal edildiği bir tarihtir. Dolayısıyla şimdi İstanbul'un işgal edilmesiyle Yeşilay'ın nasıl bir bağlantısı var diye aklımıza soru gelebilir. Bağlantısı şu, İngilizler İstanbul'u resmen işgal ettikten sonra gemilerden karaya ayak basıyorlar. Ancak silahlarıyla değil de içki dolusu kasalarla iniyorlar. Ve İstanbul'un önemli merkezlerine, köşe başlarına içki kasalarını getirerek dönemin Osmanlı gençliğine bedava içki dağıtıyorlar.
Ve bunu yaparken tabii ki bir amaçları var. Hı hı. O dönemde işte alkol en önemli uyuşturucu diyebiliriz. İnsanın beynini, aklını elde edebilmek amacıyla. Bu şekilde o dönemin gençliğini esir almak istiyorlar. Hı hı. Beyinlerini, özgürlüklerini, serbest düşünebilme yeteneklerini elde etmeye çalışıyorlar. Ve bunda da bir nebze muvaffak oldukları görülüyor. Çünkü dönemi Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade bu tehlikeyi görüyor. Yani atalarımız, büyüklerimiz geleceği görerek o tehlikenin farkına varıyorlar. Ve dönemin doktorlarından Masar Osman Usta'yı yanına çağırarak bir komisyon kurmasını, bir ekip kurmasını, bununla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte o dönemde Masar Osman Usta'nın başkanlığında Hilal-i Ahtar adıyla, yani evet, ilk adıyla, Hilal-i Ahtar adıyla bir Yeşilay'ın ilk ayağı oluşturuluyor. Daha sonra bu Yeşil Hilal ve günümüzde de Yeşilay olarak günümüze ulaşıyor. 1934 yılında da demin ifade ettiğiniz gibi Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde kamuya yararlı dernek statüsüne kavuşuyor. Yani biz bu yıl Yeşilay'ın 98. yılını kutluyoruz. Evet. Amaçlarını sordunuz. Hı hı. Yani bizim işte Yeşilay ilk ortaya çıktığında alkol üzerine, işte 1960'lı yıllara gelinceye kadar sigaranın, yani tütünün bir zararlı madde olduğu Yeşilay tarafından da bilinmiyordu. Bu çok ilginç. Mesela Yeşilay'ın binalarında 1960'lı yıllarda yapılan toplantılarda biz eski fotoğraflara baktığımızda o dönemin Yeşilay ekibinde yer alan insanların sigara kullandıklarını da görüyoruz. Ama 1960'tan sonra artık ülkemizde de sigaranın zararları görülüyor ve Yeşilay sigarayı da ilk basamak olarak zararlı, mücadele edilmesi gereken bir madde olarak ne yapıyor? Kendi bünyesine alıyor. Biz insana zarar veren her türlü maddeyle mücadele ediyoruz. Yani bağımlılığın her türüyle, sadece sigara değil, alkol değil, uyuşturucu değil, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı günümüzde, bağımlılığın her türüyle. Yani bir insanın sağlıklı yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa Yeşilay bunu insanlara anlatmaya çalışıyor. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Temel amacımız bu. Hı hı. Hocam sizle devam edelim. Şimdi Sayın Kayaoğlu dedi ki Yeşilay bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ediyor ve evet, çalışmalarını bu yönde geliştiriyor. Peki bağımlılık nedir? Ve her şey aslında bir nevi tırnak içinde bir bağımlılık mıdır? Yani bağımlılık aslında iyi şeylere de bağımlı olabilir insan ama bizim üzerinde durduğumuz daha çok kişiye olumsuz, zarar veren, hayatını olumsuz etkileyen şeyler. Bunlar da neler? Bazı maddeler, sigara, alkol, uyuşturucular veya bazı eylemler de bağımlılık, davranışsal eylemler de bir takım bağımlılıklar yaratabiliyor. Bunlar teknoloji olabilir, internet olabilir veya televizyon olabilir, cep telefonu olabilir, kumar olabilir. Yani bağımlılık dediğimiz şey aslında bugün biz buraya gelmeden öğrencilerle birlikteydik. Ben onlara soruyorum ilk etapta bağımlılık deyince ne anlıyorsunuz? Tek kelimeyle söyleyin diyorum. Mesela verdiği cevaplar çok güzel çocukların. Vazgeçememe, yoksunluk hissetme, özgürlüğü kaybetme, iradenin işlememesi gibi cevaplar veriyorlar. Aslında bunların hepsi evet bağımlılığı tanımlıyor. Bağımlılık kısaca tanımlarsak kişinin kullandığı bir madde veya yaptığı bir iş üzerindeki kontrolünü yitirmesi ve kontrolün tamamen o maddeye veya o işe geçmesi. İşte dediğim gibi insanlar nelere bağımlı olabilir? Sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere veya internete, teknolojiye, televizyona bağımlı olabiliyor. Onun sonucunda da bir takım psikososyal veya işte fizyolojik zararlar görebiliyorlar. Yani isterseniz. Peki hocam bir insan yani yaratılışı gereği fıtratında bulunan o merak duygusundan dolayı mı bir şeye bağımlı olma hissiyatına bulunuyor? Yani nasıl başlıyor bunlar? Şimdi biraz önce hocam dedi ki İstanbul'un resmen işgalinde İngilizler Osmanlı tebaasındaki gençleri alkole alıştırarak onurlarını kırmak, işte vasıfsız hale getirmek için
bedava dağıtmışlar. Mücadele evet. ruhlarını yok etmek. Yok etmek için. Şimdi insandaki o merak, aa acaba bir tadına bakalım, aa bir kereden bir şey olmaz deyip mi başlanıyor? Yoksa toplumsal, sosyolojik faktörler de bu bağımlılığa giden yolda bir güç oluşturuyor mu? Yani araştırmalar şunu gösteriyor. Aslında bağımlılık bir hastalık, onu söyleyelim. Bir kere psikiyatri literatüründe hastalık olarak tanımlanıyor. Buna giden bir yol var tabii ki. Ha, bunun ilk adımı nasıl oluyor? Bununla ilgili araştırmalar var. En fazla ortaya çıkan nedenlerden birisi evet merak. Merak duygusu insandaki. Ya bir deneyeyim acaba bunda ne var? Merak duygusu bu ilk adımı atmada bir faktör. Araştırmalar ikinci en önemli faktörün çevre etkisi veya işte gençlerde arkadaş etkisi, grup etkisi diyelim olduğunu gösteriyor. Ondan sonra da yine araştırmalar sorunlara çözüm olacağını düşünme. Yani sorunlardan bir parça olsun. Arınmak. Yani aslında böyle bir yanılgıdır. Hı-hı. Sorunları çözmez maddeler veya işte diğer bağımlılıklar. Ama bu yanılgıyla yöneliyorlar madde Hı-hı. kullanımına. Onun dışında bence benim gözlemlediğim yıllar boyu okullarda eğitimciyiz biz çalıştık. En önemli faktörlerden birisi de model alma. Hı-hı. Yani çevresinde varsa çocuk anne baba kullanıyorsa o çocuğun da kullanma ihtimali fazla oluyor. Yani bu faktörler işte merak, çevre etkisi, arkadaş etkisi, model alma veya sorunlara çözüm olacağını zannetme yanılgısı başlangıç adım olarak olabiliyor. Hocam beyni uyuşturuyor. Beyin uyuşunca zaten sağlıklı düşünemediği için aslında o var olan sorunları ötelediğini düşünüyor ama evet. O beyin uyuşukluğu geçtikten sonra aynı eğer varsa problem, problemin içinde zaten var devam olmaya ediyor. Devam ediyor. Şimdi işte bugünkü seminerimizde de çocukların sordum mesela nedenler nedir, Hı-hı. ne söylersiniz, sorunlar falan diyenler oldu. Ben sizin söylediğinizi söyledim. Dedim ki nasıl bir madde benim sorunumu nasıl çözebilir? Çözemez. Benim diyelim bir ekonomik problemim Hı-hı. var veya ailevi bir problemim var. Madde kullandım. Dediğiniz gibi bir takım fizyolojik etkilerle insanın algısını ortadan kaldırıyor. Hı hı. Beyine bir takım etkiler yaratıyor vesaire. O anlık bir şey. O algılayamadığınız hı hı. zaman sorunun yok olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sorun devam ediyor. Onun etkisi geçtikten sonra bir ikinci sorun daha ortaya çıkıyor. O da ne? Bağımlılık. Hı hı. Sorun gittim. Hayır. Sorun birdi. İki oldu. Maalesef bunu birçok insan bu yanılgıya kaplıyor ama tam tersine bağımlılıklar sorunları katlıyor, artırıyor. Sadece bedensel etkiler hı hı. değil, psikososyal bir takım etkiler de zararlar da ortaya çıkarıyor. Peki hocam, şimdi dediniz ya 20'lerde kuruldu, 2018 yılına kadar geldi. İşte Hilal-i Ahtar'dan Yeşil Hilal'e ve sonra Yeşil Ay'a geldik. Tarihine baktığımız zaman ya da tırnak içinde Elazığ özeline baktığımız zaman belli bir dönem Yeşilay'ın aslında çok fazla bir faaliyetin olmadığını biliyoruz. Kamuoyu da aslında ya da varsa da bilinmiyordu. Ama son yıllarda gerek teşkilatlanma adına Türkiye genelinde gerekse Elazığ'daki çalışmalarına baktığımız zaman hatta bizim öğrencilik yıllarımızda okulda Yeşilay kolları vardı ama evet. sadece biraz önce sizle de konuştuk yayından önce isim olarak vardı. Yeşilay koluna öğrenciler seçilirdi. Ne olduğunu da aslında çok anlamazdık. Evet bir bağımlılıkla mücadele ama işte hep şeyle sınırlandırırdık. Alkol, içki, sigara bütün bunların işte toplumda çok var olmaması olmadı. İçin evet bir uğraştı aslında. Ama son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi bu konuda şunu her şeyden önce söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok büyük etkileri var. Özellikle Yeşilay'ın 2010 yılından sonra Türkiye satında 81 ilde şubeleştiğini görüyoruz. Hı hı. Yani 2010 yılına kadar maalesef Türkiye'de Yeşilay belli merkezlerde şubeleri vardı. Yani 98 yıllık bir geçmişi var. Hı hı. Ama 3-5 tane ilin dışında herhangi bir şubesi yoktu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın katkıları, destekleri, bu konudaki yoğun çabası neticesinde Türkiye genelinde şu anda 81 ille birlikte toplam 101 şubesi olan bir cemiyet, hı hı. bir dernek.
Bunun dışında yurt dışında da etkinliklerimiz, şubelerimiz söz konusu. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye dışında da etkinlikleri olan, şubeleri olan bir cemiyet statüsünde. Elazığ'a geldiğimiz zaman, Elazığ'a baktığımız zaman biz Elazığ'da çok yeniyiz. Yani 2015 yılında biz Elazığ'da bu cemiyeti şubesini oluşturduk. Ve 2015 yılından bu tarafa biz Elazığ'da bir Yeşilay cemiyetinin var olduğunu Elazığ halkına, Elazığ insanına tanıtmaya, anlatmaya çaba gösterdik. Hamdolsun bu konuda da çok mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu noktada Bekir Bey'in Rehberlik Araştırma Merkezi'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve bizim formatör arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Bizimle beraberler daima. Şöyle düşünüyorum. Yani demin bizim okul çağımızdaki Yeşilay kolu, şimdi kulüp oldu da çevre temizlik ve Yeşilay kulübü diye geçiyor. O dönemlerde biz okullarda hiçbir etkinliğin yapıldığını görmezdik. Ama şimdi bizi arayan çok sayıda öğretmen arkadaşımız var. Ben de bir öğretmenim, eğitimciyim. Arıyorlar, ya hocam işte 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay haftası, bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bize afiş yollayabilir misiniz? Broşürünüz var mı? İşte gelebilir misiniz? Seminer verebilir misiniz? Diye birçok okuldan. Hatta şunu da söyleyeyim, bazen Elazığ dışından bile beni arayan öğretmen arkadaşlarımız var. İşte Bingöl'ün bir köyünde öğretmenlik yapıyor ve Yeşilay haftası yaklaşıyor. Ben öğrencilerime, ilkokul öğrencilerime işte broşür dağıtmak istiyorum, okula afiş asmak istiyorum. Bu haftayı bir etkinlik olarak öğrencilerime anlatmak, kutlamak istiyorum. Ve biz de elimizden geldiği kadar, çünkü Yeşilay Genel Merkezi sağ olsun bu noktada bize doküman noktasında, materyal noktasında yardımlarını esirgemiyorlar. Biz de onları bize ulaşan, talep eden okullara, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama sadece 1-7 Mart tarihleri arasında mı Yeşilay'ın etkinlikleri? Hayır. Biz yılın 12 ayı bu etkinliklerin içerisindeyiz. Efendim etkinliklere geleceğiz çünkü Elazığ'da da çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiniz ve devam edeceksiniz. O zaman Sayın Hocama şunu sorayım. Şimdi bağımlılık yaşı çok alt gruplara düştü, alt yaşlara düştü. Şimdi hocam evet bir cemiyet olarak işte okullara giderek, eğitimle birlikte destekleyerek çocukların, gençlerin, yeni neslin bu tür sıkıntılı durumlardan uzak kalmasını sağlıyor ama bir de bunun bilimsel bir yöntemi var. Evet. Toplum olarak ki biraz önce Sayın Valimizin de bir açıklaması vardı. Şöyleydi ifade. Bir dönem milli ve manevi değerlerin ülkenin kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamadığı söylenirken şimdi bundan çok uzaklardayız. Anladık ki milli ve manevi değerlere bağlı toplumlar daha başarılı olur ve başarının anahtarı da budur. Şimdi bu noktada bağımlılıkla ilgili de toplumun kat etmesi gereken mesafeler var. Çok küçük yaşlara düştü. Özellikle okulda uyuşturucu yaşı çok düşük, çok alt yaşlara düştü. Bilimsel olarak ne yapmalıyız ki toplum olarak? Bunları uzaklaştıralım ve daha sağlam nesillerle geleceğe doğru ülke olarak adım atalım. Öncelikle tabii ki milli manevi değerlerle büyüyen çocuklar, bunlar da yine bir takım gözlemlere dayalı olarak görebiliyoruz. Bu tür alışkanlıklardan daha kendilerini koruyabiliyorlar. Bu çok önemli tabii ki ama bu yetmeyebilir. Bizim asıl hedef kitlemiz bağımlı olmamış kitledir. Yani niye? Çünkü bağımlı olan kişilere evet bir takım tedaviler vesaireler uygulanabilir ama biz eğer o büyük kitleyi, bağımlı olmamış kitleyi bilinçlendirmezsek, onların bağımlılıkları konusunda yerini sağlamlaştırmazsak her biri bir adaydır. Yani bu işin ticaretini yapanlar, tacirleri bin bir türlü yöntem deniyorlar. Yani o maddeleri satmak için veya işte alıştırmak için gençleri, onlar vazgeçmeyecekler. Çok böyle janjanlı şeylerle tabii, değil mi? Mesela bir sigaraysa paketidir, evet, alkolse işte, şişesidir. Değişik renklerde vesaire özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çekmek için o şekilde hazırlıyorlar. Burada işte dediğim gibi asıl
etkili olacak önleyici çalışmalar dediğimiz çalışmalar. Hı hı. Yani toplumu her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar. Toplum bilinçli olursa bağımlılığın riski azalır. Yani o çocuklarımız uygun yaşta, uygun bilgilerle donatılırsa bağımlılığa adım atması zorlaşır. Tabii bunu yaparken dediğiniz gibi bilimsel yöntemler önemli. Bu nedenle biz mesela bunun eğitimini alıyoruz. Hı. Herkes bu eğitimleri veremez. Niye? Yaptığınız bir sunum, bir gösterdiğiniz bir resim, bir fotoğraf her neyse, çocukta o başta konuştuğunuz merak duygusunu hı hı. tetikleyebilir. O nedenle biz pedagojik yönlerine dikkat ediyoruz. Mesela eğitim çalışmalarında ben konuşurken şuna çok dikkat ederim. Diyelim ki bir kişi madde kullanıyor diye söz ediyorum. Yani şunu söylemiyorum. Çocuklar kullanıyorsanız, çünkü o şekilde bir hitap sanki çocuklar bunu kullanıyor, o psikolojiye sokacaktır. Yani bu dil bile çok önemli. Ama dediğim gibi bu işin ticaretini yapanlar bin bir türlü yol deniyorlar. İşte dizilere bir şekilde sokuyorlar, filmlere sokuyorlar veya işte bir takım müsabakalara, spor müsabakalarına girmeye çalışıyorlar. Bizler de bu işin eğitimini almış uzman kişilerle önleyici çalışmalara ağırlık vermemiz lazım. Bilinçlendirmemiz lazım. Uygun yaşa, uygun bilgiyi vermemiz lazım. Peki efendim, Yeşilay olarak evet bağımlılığa şu an için bulaşmamış kesimleri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapıyorsunuz ama bunun dışında mesela bir madde bağımlısı bir insan size gelip bana yardım edin, ben artık bundan kurtulmak istiyorum ya da aileler, anne ve babalar size geldiğinde nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz veya da Yeşilay Cemiyeti olarak uyguladığınız bir yöntem var mı? Şimdi bu noktada şunu söyleyeyim her şeyden önce. Bana bir şekilde ulaşan insanlar var ve çok sayıda ulaşıyor. İşte geçenlerde bir baba, ondan önce bir anne, işte çocuğum madde bağımlısı, uyuşturucu kullanıyor. Annenin ifadesi, baş edemiyoruz, tedavi ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bir sonuç elde edemedik. Bize bu noktada yardımcı olabilir misiniz diye. Şimdi yani biz tedavi noktasında tabii ki birer doktor değiliz. Biz AMATEM yetkilisi falan değiliz. Bu noktada Elazığ'da AMATEM var, CEMATEM var. Oralar ama onların da yükü çok ağır. Yani biz onlarla da bir araya geldiğimizde oraya da çok aşırı bir talep söz konusu. Yani hastaları birebir takip etme, kontrol etme şansları çoğu zaman olmuyor. Özverili çalıştıklarını da biliyoruz. Ancak Yeşilay işte artık şimdiye kadar hep böyle önleyici tedbirler noktasında bir farkındalık, bir bilinç oluşturma noktasında hareket ederken geçen yıl bir tüzük değişikliğiyle artık Yeşilay sahaya inmeye karar verdi. Bu da nedir? Bir nevi AMATEM'in bir alt basamağını oluşturarak psikososyal açıdan AMATEM'e giden insanlarımıza onlara yardımcı olmak, onlara yol göstermek, onların o bağımlılığında yalnız olmadıklarını ifade etmek, onlara bir nevi psikoterapi açısından yardımcı olmak amacıyla YEDAM dediğimiz açılımıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni oluşturmaya başladı. Bunun ilk örneğini İstanbul'da bir şubesinde gerçekleştirdi. Yeşilay her şeyden önce şunu söyleyeyim, bir yönetim kurulunun dışında 16 kişilik bir bilim kurulu var. Yani başında bir profesör arkadaşımız, doçentlerden ve bilim adamlarından oluşan bir bilim kurulu. Ve bütün yayınlarımız, dergilerimiz, afişlerimiz, broşürlerimiz, her şey o bilim kurulu tarafından oluşturuluyor. Yani çünkü demin Bekir Hocam da söyledi, yani bu eğitimleri herkes veremez. Herkes aynı yayını insanlara, öğrencilere götürüp sunamazsınız. Yani çok hassas bir konu. Yani kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Bu noktada çok dikkatli olmak lazım. O yüzden Elazığ'da işte Bekir Hocam'ın başkanlığında 5 tane arkadaşımız bu eğitimi aldı. Ben mesela seminerlere gittiğim zaman hiçbir zaman onların o alanına girmem. Sadece beni ilgilendiren konularda. Öğrencileri bağımlılık noktasında bizim formatör arkadaşlarımız bu noktada onlara yardımcı oluyor. İşte YEDAM'ın ilk şubesi çok olumlu sonuçlar verdi. Şu anda İstanbul'da 6. şube açıldı faaliyette. 7. şube Ümraniye Belediyesi bünyesinde açılmak üzere. Düzce'de açıldı, Antalya'da,
Urfa'da açıldı, hı hı. Güneydoğu'da. Allah nasip ederse de Elazığ'da, Doğu'da ilk olarak biz açmayı planlıyoruz. Bu İnşallah. Noktada çalışmalarımız var. İşte bize o noktada ulaşan velilere, işte insanlarımıza YEDAM'a yönlendirmeye başlıyoruz. İşte bana işte ne yapalım? Ben YEDAM'ın 444-79-75 numaralı telefonunu aramasını, orada uzmanların olduğunu, Elazığ'da olsanız dahi onlar size telefonla yol göstereceklerini, sadece işte ne yaptınız ne ettiniz değil, telefon numaralarını alarak daha sonra tekrar dönüyorlar. Yani uzman ve bu işi gerçekten bilimsel metotlarla yürüten bir YEDAM söz konusu. Bunu geçen Ağustos ayında Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin şube başkanlarının bir toplantısı gerçekleştirildi. Orada bize YEDAM'ı anlattı Yeşilay Genel Merkezi'nin yöneticileri. Ve ben orada hemen söz aldım ve dedim ki Elazığ'a özellikle biz Doğu'da Elazığ'a istiyoruz. Ve oradaki bizim Yeşilay Genel Merkezi yetkililerinin ifadeleri, biz Elazığ'ı çok önemsiyoruz. Elazığ'a kurulması noktasında biz her türlü yardımı, desteği sağlayacağız. Ama orada tabii ki yerel yönetim, yani belediyenin bu işte öncülük etmesi gerektiğini ifade ettiler. Sağ olsun biz belediye başkanımızdan randevu talep ettik. Bekir Hocam'la birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımız gittik, anlattık kendisine. Ondan öncesinde tabii ki valimizin bir onayını aldık. Vali Bey de çok memnun kaldı. Belediye başkanımız da çok olumlu karşıladı. Ve neticede genel merkezimizde görüştük. Genel merkezimizde bir genel müdürümüz, daire başkanımız ve bir uzman psikolog Elazığ'a geldiler. Belediye başkanımızla bir araya getirdik. Ve yer konusunda şu anda belediye bir arayış içerisinde. Onlardan haber bekliyoruz. O yer konusu halledildiğinde gerekli iç dizaynı, düzenlemesini Yeşilay Genel Merkezi gerçekleştirecek. O elemanları hemen Elazığ'a atayacaklar. İki tane uzman psikolog, iki sosyal hizmet uzmanı, işte güvenlik görevlisi, sekreteri hemen çalışmalarına başlayacaklar. YEDAM Soft denilen bir programla çalışıyor ve bu genel merkeze bağlı. Yeşilay'ın kendisinin geliştirdiği yerli bir programdır bu. Ve bu şekilde YEDAM Elazığ'da inşallah Hadi, çalışmasına çekeceğiz. Başlayacak. İnşallah efendim. Bir de şunu da belirteyim. Buyurun. Mesela bunun sosyal boyutu da çok önemli. Yani YEDAM'a gelip müracaat eden bir kişi, acaba ben damgalandım mı, işte ifşa olacağım mı, gizlilik son derece önemli. Ve kişinin bağımlılık derecesi orada belirleniyor. Az bağımlı mı? Çok bağımlı. Çok bağımlısa AMATEM'e yönlendiriliyor ve AMATEM'le YEDAM koordineli bir şekilde çalışıyor. Az bağımlıysa YEDAM kendi uzman psikologlarıyla, o kişiyle görüşerek, sosyal hizmet uzmanları onların mahallesine, evine, akrabalarına, arkadaşlarına varıncaya kadar titiz bir çalışma. Madde bağımlılığından arındı diyelim genç. Türkiye İş Kurumu'yla Yeşilay Genel Merkezi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde öncelikle o kişiye sosyal hiçbir güvencesi yoksa istihdam, iş alanı da sağlanıyor. Yani ben bu noktada YEDAM'ı çok önemsiyorum. Elazığ için son derece önemli olduğunu biliyorum. Ve Elazığ'da inşallah belediye başkanımızın da katkılarıyla biz bunu Elazığ'a kazandıracağız. Evet. Efendim son 3-4 dakikamız ama Sayın Hocam'a da sormak isterim. Şimdi hocam dedi ki bu işin bir de sosyal bir boyutu var. Şimdi özellikle son yıllara baktığımız zaman terörist gruplar da bağımlı maddeler üzerinden, özellikle de uyuşturucu üzerinden gençleri hem zehirleyerek hem beyinlerini yıkayarak farklı argümanlarla kendi bünyelerine katmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili elbette ki mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecektir. İşte şu an Afrin'de de Mehmetçiklerimiz kahramanca savaşıyorlar. Hem sosyolojik hem psikolojik hem de siyasi bir döngü olarak böyle bir gerçeklikte de yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Ne yapılabilir? Bir kere yukarıdan aşağıya ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı. Yani bu sorunu terör kadar önemli bir sorun olarak görüyor ve Yeşilay'ın fark edilmesinde, canlanmasında büyük etkisi var. Yukarıdan aşağıya tüm devlet kurumları
bir seferberlik ilan etmeli bence. Hı hı. Biz mesela bu konu bilimsel eğitimini alıyoruz diyoruz ya, inceliyoruz farklı ülkeleri, bu konuda başarılı olmuş hı hı. ülkelerde şunu görüyoruz. Tek elden yönetilen bir mekanizma, hı hı. bağımlılıklarla mücadele eden bir mekanizma kuruluyor ve bu tüm kurumları direktifleriyle özellikle önleyici çalışmalara ağırlık veriyorlar. Çünkü hı hı. araştırmalar şunu gösteriyor, bir bağımlıya harcadığınız para ortalama hı hı. 100 TL ise bununla 100 kişiyi bilinçlendirebiliyorsunuz. Hı hı. Yani dediğim gibi iki faktör önemli. Bütün kurumların tek bir merkezde, bir tek bir çatı altında bu mücadele eden kurumların hı hı. birleştirilmesi çok önemli. Eğitim çok önemli, bilinçlendirme faaliyetleri hı hı. çok önemli. Ve dediğim gibi bu konuda da tabii medyanın hı hı. katkısı çok önemli. Farkındalık oluşturmak adına biz çaba gösteriyoruz hı hı. ama sesimizi duyurabildiğimiz ölçüde etkili oluyor. Hepimiz birbirimize bağlıyız evet. aslında evet. değil mi? Sonuç olarak evet. bunu da söyleyelim. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hemen şunu da ekleyelim sayın seyirciler. 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kutluyoruz. Ülke olarak Elazığ'da da çok sayıda etkinlik yapıldı. Pazar günü bir bisiklet turu düzenlendi. Paydaş kuruluşların desteğiyle birlikte ve okullarda da Yeşilay Haftası aynı zamanda bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilere çok sayıda hem broşür dağıtılıyor hem etkinlik hem boyamalar yapılıyor yaş evet. gruplarına göre ve uzman kişiler tarafından da bağımlılığın önüne geçirebilmesi için çeşitli konferanslar veriliyor ve bu konferanslar devam edecek diyelim. Olumsuz bağımlılık olmamayı ümit ediyoruz ülke olarak ve toplum olarak her konuda. Evet. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin çalışmalarınıza ihtiyacımız var. Daha sağlam toplum ve daha sağlam nesil yetiştirebilmek adına çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, Akşam Ajansı'nı bugün de noktalıyoruz. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.